Merhaba sevgili dostlarım. Integral Forex TV tarafından yayınlanan Piyasaların Efendisi Föş programına hoş geldiniz. Ben Deniz Atilla Yaşar'ın namı diğer Föş. Zor bir gün. Benim için gerçekten çok zor bir gün. Hatta bir ara yayına çıkmamayı, bir iki ay şöyle güzel bir bunalıma girip kendimi şartların dibinde bulmayı planladım ama sonunda hizmet aşkı galebe çaldı ve zor da olsa görevimi ifa etmeye karar verdim. Benim için çok zor bir gün çünkü Türkiye için çok hayırlı şeyler oluyor. Yani ruhunu şeytana pazarlıksız satmış biri için bunun ne kadar ızdırap verici olduğunu tabii ki takdir edersiniz. Bugün önce size iki önemli gelişmenin Fed'in sonunda parasal sıkılaştırmada havlu atması ve Brent petrol fiyatlarındaki çöküşün, obrukun piyasalara olan etkisini anlatacağım. Daha sonra da ekonomiye olan etkisine geçip en sonunda da Fed ve Brent petrolde neler oluyor bunları anlatacağım. Bu tamamen mantık akışına zıt yayın akışını benimsememin tek bir nedeni var. Size elden geldiği kadar yayında tutarak angajmanı arttırmak ve biraz daha trafikten para kazanmak. Başta da demiştim ya ruhumu şeytana sattığım için beni hiç rahatsız etmiyor böyle sinsi pazarlıklar. Evet başlayalım sevgili arkadaşlar. Fed çarşamba akşamı artık parasal sıkılaştırmanın sonuna geldik. Faiz artırımlarını düşünüyoruz mealinde bir açıklama yapmadan önce dahi. Türkiye'ye sıcak para akmaya başlamıştı. Geçen hafta Perşembe günü biten haftada Merkez Bankası verilerine göre yabancılar 750 milyon 800 milyon dolar civarında devlet tahvili, bir 500 milyon dolar civarında da toplamı 1,5 milyar dolara varan alım yaptılar. Bunların arkası gelecek. En azından 1-2 ay daha bu Fed'in yarattığı iyimser hava devam edeceği ve Brent'te de böyle Gazze'de ya da ne bileyim Hizbullah ile Lübnan boyutlarında bir kriz patlayıp enerji nakliyatlarını tıkamazsa düşük fiyatların devam edeceğini düşünüyorum. Dün hatta bir tweet attım. İngilizce, Çince ve Arapça atıyorum genelde tweetlerimi çünkü Türkiye'de nasıl olsa kimse beni anlamıyor. Orada da Türkiye'ye yatırım yapmama konusunda fazla düşünmeye gerek yok. Fed faizleri düşürecek. Petrol fiyatları düştü. Bu durumda en makul senaryo otomatik olarak Türk lirası varlıkları almaktır dedim. Sevgili arkadaşlar, eğer yayınlarımı izliyorsanız bilirsiniz ben asla kişileri hedef almam ama fikirleri eleştirme konusunda da oldukça sert olabiliyorum. Yine YouTube'da yayın yapan hiçbir meslektaşım ve kardeşimi bireysel olarak hedef almadan artık bu döviz 45 lira olacak, 50 lira olacak, yerel seçimlerden sonra büyük devalüasyon geliyor. Türk lirası aşırı değerli fantazilerinden vazgeçmenin zamanı geldi. Bunların hiçbir ekonomik ve finansal mantığı yok. Bunu açıklamak istiyorum ve çok açıkça söylüyorum size. 2024 yılında döviz krizi beklemeyin. Artık dövizde kalmanın size hiçbir getiri olarak yararı olamaz. Psikolojik olarak nerede isterseniz kalırsınız. İster Aksaray'da kalırsınız, ister Karaköy'de, isterse bir döviz bürosunun önünde. Ama ben birikimlerime nerede daha fazla getiri sağlarım diye düşünüyorsanız TL'ye döneceksiniz. Şimdi size niye döviz krizi olmayacağını anlatacağım. Sevgili arkadaşlar, döviz krizleri niye oluyor? Yani birinci sebebi tabii ki Türkiye'nin bir cari açığı, döviz açığı var. Bunu finanse edemiyorsanız sonuçta Türkiye'de başka ülkeler olduğu gibi mesela Pakistan, Sri Lanka olduğu gibi havlu atıyor ve döviz fiyatları aniden patlayıveriyor. İkincisi yerliler, yerleşikler şu veya bu sebeple birikimlerini Türk lirasından dövize tahvil etmek istiyorlar. Tabii ki dünyanın hiçbir yerinde mevduatın neredeyse %60'ı döviz olduğuna göre bunu karşılayacak hiçbir rezerv yok yani. Türkiye'de de yok, Mısır'da da yok, Avrupa'da da yok açıkçası. Bu ikinci bir döviz krizi nedeni. Üçüncüsü bu pek çok meslektaşımın altını çizdiği nokta. Enflasyon Türk lirasının dolara karşı değer kaybı olan devalüasyondan çok daha hızlı gidiyor. Dolayısıyla Türk lirası değer kazanıyor. Bu dış ticaret dengesini bozar. Bu sebeple de Türkiye bir noktada ya gönüllü olarak Türk lirasının hızla değer kaybına izin verecek ya da çare olmadığı için, dış açığı finanse edemediği için döviz krizine düşecek. Bütün bu argümanları çürütmek istiyorum müsaadenizle. Birincisi arkadaşlar, cari açık kendi başına sorun değil. Cari açığın finansmanı sorun. Ve cari açığın finansmanında akıl almaz bir başarı kat ettik. Sayın Mehmet Şimşek bunları anlatıyor ama herhalde o YouTube'da yayın yapmadığı için çok başarılı olamıyor. Türkiye'ye cari açık finansmanı çeşitli yollarla yapılır. Bunlardan bir tanesi sıcak paradır. İşte o artmaya başladı ama ben açıkçası ona çok güvenmiyorum. İkincisi ve en önemlisi banka ve özel şirketlerin yurt dışında taze borçlanmalarıdır. Üçüncüsü de tabii ki inşallah bir gün gelir yabancı doğrudan yatırım. Yani bir uluslararası şirketin gelip Türkiye'de yeni fabrika kurması ya da var olan bir tesis alıp istihdamı arttırması, teknolojiyi geliştirmesi. Şimdi bunlardan Ekim ödemeler dengesi rakamlarına baktığımızda yabancı
doğrudan yatırımlara bir kıpırdanma var. Yukarı doğru bir kıpırdanma var. Türkiye'nin bu konuda tarihi zirveleri yakaladığı 2006-2005 dönemlerine zaman çok çok gerideyiz ama çok uzun bir moladan sonra yabancılar yavaş yavaş tırtıklamaya başladılar. Türk tesislerini alıyorlar. Tabii Türk iş insanlarının da kredi darlığından dolayı satma hevesi yükseldi. Ama asıl gelişme Mehmet Şimşek'in vurguladığı gibi 2000 neredeyse 18 yılından bu yana sürekli olarak vadesi gelen dış borçlarından daha azını borçlanan, yani Türkiye'den döviz çıkışını tetikleyen banka ve özel sektör yeniden yurt dışından borçlanmaya başladı. Üstelik düşünün, bu FED faizlerinin yüksek olması nedeniyle borçlanma maliyetlerinin çok yüksek olduğu bir ortamda geliyor. Şimdi FED'in faizleri düşüreceğini varsayarsak banka ve şirketlerin dış borçlanmalara daha iştahlı davranacağını ve onlara kredi veren kurumların da daha niyetli olacağını görürüz. Zaten yani banka ve şirketler, hani net hata noksanı bir kenara koyuyorum, o paranın nereye girip nereden çıktığı belli değil, Türkiye'nin cari açık finansmanının neredeyse %70-80'ini karşılıyorlar. Onlar yeteri kadar borçlandığı zaman cari açığın kriz yaratması imkansız hale geliyor. İmkansız hale geliyor. Dolayısıyla bu cari açık finansmanı Türkiye'de döviz krizi yaratır söylemini geçersiz buluyorum. İkincisi, yerleşikler dövize geçecekler. Niye geçsinler? Türkiye'de bir şok mu var? Allah göstermesin bir deprem mi oldu? Siyasi bir kriz mi yaşıyoruz? Savaşa mı girdik? Neden? Hangi şoklar nedeniyle ya da hangi korkular nedeniyle birdenbire yerleşiklerin dövize geçtiğini göreceğiz. TL'ye geçmeleri için çok kuvvetli nedenler var. TL faizleri bence hala yetersiz ama her hafta yükseliyor. İşte sabah manşetlerden okudum. Merkez Bankası verileri bunu tam teyit etmeyebilir ama mevduat faizi 50'yi aşmış. Şimdi tabii Merkez Bankası ortalama paçal mevduat faizine bakıyor. Orada büyük bankalar yüzünden düşük olur ama küçük bankalarda %50 faiz bulunabilir. Bunun bir kısmı yıl sonu bilanço kapatma ve bilanço işte makyajı amacıyla, ama tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini yükselttiği sürece, ki bu ay Perşembe günü gelecek hafta bir 250 bas puan da artırım yapmasını bekliyorum, İnsanlar Türk lirasına geçmeye devam edecekler. Ya size şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Merkez Bankası'nın şu andaki politikası, sezgimi söylüyorum, elimde resmi bir kanıt yok, dolar TL devalüasyonunu aylık %2 civarında sınırlamak. Tamam mı? Bu sizin dolar tutmakla elde edeceğiniz getiri. Bunun üzerine faiz getirisi de var ama bu çok düşük. Hadi ayda %1 diyelim ki yok öyle bir şey. Ayda %0.5 desek bile siz ayda dolarda kalarak %3 civarında bir getiri elde edeceksiniz. Ya faiz %50, brütü diyelim, neti diyelim %45. Ayda neredeyse %4 civarında TL'den faiz elde ediyorsunuz. Çok basit aritmetik bir nedenle. Dövizde kalmanız için neden yok. Ha, Merkez Bankası'nın Türkiye'nin dış açığını finanse edemeyeceğini düşünebilirsiniz. Onun da çaresini buldu Mehmet Şimşek'le Gaye Hanım, Sayın Gaye Erkan. Merkez Bankası rezervleri rekorlara tırmanıyor. Yine bu konuda çeşitli uzman ekonomist meslektaşlarının eleştirisi var. Bu rezerv birikiminin nasıl yapıldığı pek şeffaf değil. Yani bir bakıyorsunuz Merkez Bankası hesabında bir yerden 3 milyar dolar mevduat gelmiş. Hangi dost ülke yardım etti bilmiyorsunuz. Tamam, ama mesele o değil. Mesele bunların kullanılabilir olup olmadığı. Benim tetkikime göre Merkez Bankası'nın kullanılabilir. Yani bir şekilde vatandaşın döviz ihtiyacı veyahut da iştahı aniden artarsa piyasaya satarak döviz kurunu istikrara kavuşturabileceği rezervleri son 2-3 yılın zirvesine erişti. Tabii şimdi hani ben Merkez Bankası rezervlerini her hafta takip etmem. Siz de etmezsiniz çünkü bizim mevduatımız çok ufak. Ama Türkiye'deki dolar milyonerleri, ki bunlar mevduatın takriben %55'ini kontrol ediyorlar, onlar bu gelişmeyi çok yakından izliyorlar. Ve onlar da görüyorlar ki Merkez Bankası'na karşı oynamanın, yani döviz hızla yukarı çıkacak diye bahse girmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü Merkez Bankası elinde çok fazla kağıt as tutuyor veyahut da joker tutuyor ya da vale tutuyor. Hangi iskambil oyunu seviyorsunuz? Özetle söylemek istiyorum. Yani yok böyle bir şey. Hani aniden yarın ne olacağını hiç kimse bilemez. Ama buna bakarak da ya yarın ne olacağı belli olmaz, ben dövizde kalayım diye de hesap yapmaz insanlar. Öngörülebilir vadede Türkiye'yi sarsabilecek şok ve depremlerin hiçbirisi dövizi kıpırdatacak ölçüde görünmüyor. En son ki en önemli argüman, o da şu: eğer enflasyon dolar TL'nin değer kazancını, yani devalüasyonun üstündeyse bir süre sonra daha fazla ithalat yaparız, daha az ihracat yaparız. Dolayısıyla dış açık finanse edilemez hale gelir. Bir yerde Türk Lirası Merkez Bankası gönüllü olarak devalüasyona izin vermek zorunda kalır. Arkadaşlar, bu argüman temelde doğru, pratikte doğru değil. Bir, Türk lirası değerli değil. Şöyle açın, Google'da var dolar TL grafiği diye. Bakın 2002 yılından bugüne kadar doların Türk lirasına karşı değerine bakın. Veyahut da Türk lirasının ticaret ağırlıklı reel efektif döviz kuru endeksine bakın. Bunlar tarihi diplerde.
Türk lirası pahalı değil, ucuz. Bunu biz yabancılara da anlatamıyoruz maalesef. Son 1-2 yılda evet değerlenmiş olabilir ama trende baktığınızda hala adil değerinin çok altında. Yani Türk lirasının aslında bugün dolara karşı daha güçlü olması lazım. İkincisi, Merkez Bankası bu konuda blog yayınladı ve bütün, yani sorsanız bütün ekonomistler buna katılır. Siz Türk lirasının değerini düşürerek ihracatı arttıramazsınız. Yok öyle bir model. İhracat yapanların karlarını arttırırsınız ama Türkiye'nin ihracat talebi Avrupa'da Arap ülkelerindeki taleple belirli olur, belli olur. Oradaki talebi de değiştiremeyeceğinize göre, yani sizin elinizde olan bir değişken değil. Döviz kurunu Türk lirasının değerini düşünerek Türkiye'ye ihracatta rekabet avantajı kazandırmak bir hayal. Böyle bir şey yapılamaz, yapılmak da istemez. Çünkü bedeli çok ağır olur. Arkadaşlarımız seçimden sonra devalüasyondan bahsediyor. %20 devalüasyon oldu diyelim. Bunun enflasyona daha ilk aydan getireceği ekstra 3 puandır. Bir yıl içinde 6 puana çıkar ve program çöker. Sayın Erdoğan da siyasi açıdan büyük bir riskle karşı karşıya kalır. Ha, tabii Türk lirasının değeri çok düşük olur, çok yüksek olursa ithalat bir miktar canlanabilir. Ona da hiçbir itirazım yok. Ama bu da dengeleri değiştirmeye yetmez. Çünkü Türkiye'de zaten lüks ithalatı ve tüketim ithalatını engellemek için pek çok çareye başvuruluyor. En son olarak da, yani kredinin az bulunduğu bir yerde, özellikle tüketici kredilerinin Sayın Gaye Erkan'ın ifadesine göre de kuvvetle kontrol edildiği, takip edildiği bir ortamda ithalatın çok fazla patlamasına gerek yok. Seçimlerden sonra zaten bu konu tamamen gündemden kalkacak. Çünkü ben, yani seçimleri büyük bir iki istisna haricinde MHP-AKP koalisyonunun kazanacağını düşünüyorum. Böyle olmasını istemiyorum ama böyle olduğunu düşünüyorum. Bu durumda da Türkiye'nin istikrar programında sebat edeceği gerçeği ortaya çıkacak. Ve şu anda giren sıcak para, yani devede kulak, çok daha büyük rakamlar Türkiye'ye gelecekler. O noktadan sonra da zaten artık Türk lirasının değer kaybını konuşmayacağız. Türk lirasının daha fazla değer kazanmasını nasıl engelleriz? Nasıl içeriye giren dövizi sterilize ederiz? Yani piyasadan emeriz tartışması başlayacak. Sevgili arkadaşlarım, yatırım kararı vermeyiz. Yatırım kararı önerisi vermeyiz. Ben de şahsen hiçbir meslektaşımın aleyhine yayın yapmam. Size görüşlerimi aktardım. Kararı siz verirsiniz. Şunu da eklemekte fayda var. Daha TL mevduat faizlerinde tepeyi görmedik. Ben şahsen paramı bir aylık mevduatta tutuyorum. Çünkü her ay faizlerin bir miktarı daha yükseleceği kanaatindeyim. Gelelim borsaya. Bu Fed ve... Ha pardon. Şunu eklemeyi unuttum. Doğrudur. Türk lirası değerlenmeye başladığında ithalat da bir miktar artar. Ama bu şu andaki durumda çok da fazla belirgin olmaz çünkü petrol fiyatları hızla düşüyor. Yani sizin tüketim malı ithalatınız ki kura hassastır. Toplam ithalatın %15 civarında filan. Petrol ve doğalgaz ithalatı %30 civarında bir miktarı teşkil ediyor diye düşünüyorum. Yani iki misli. Dolayısıyla bir miktar tüketim malı ithalatındaki kaybımızı petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki tenzilatla karşılamış ve çok fazlasıyla telafi etmiş oluyoruz. Gelelim borsaya. Tabii ki borsaya sıcak para girişi var ve dediğim gibi devam edecek. Aşağıda da anlatacağım. Ben Fed'in öyle kolay faiz indireceğine hala inanmıyorum. Ama birkaç ay bu hava devam eder. Ve tabii borsada hemen hemen hiç yabancı pozisyon olmadığı için de yabancı alımları devam eder. Ve şöyle nüanslı bir durum tarif edeceğim size. Muhtemelen BIST 30'un ve biraz daha geriden gelerek BIST 100'ün prim yaptığı bir ortama girmiş olabiliriz. Ama diğer bütün hisse senetleri için olumsuzum sevgili arkadaşlar. Çünkü küçük yatırımcı yavaş yavaş zaten geçici olarak ziyaret ettiği borsadan çıkıp yeniden mevduata, bir miktarı da kriptoya geri dönüyor. Çünkü Bitcoin de kuvvetli performans gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'deki bu halka arz furyası tarafından beslenen küçük hisse senetlerinin aşırı prim yapması döneminin sona erdiğini öngörüyorum. Hatta eğer SPK ve Borsa İstanbul bu halka arz furyasını durduramazlar veyahut da bir zapturaat altına alamazlarsa o piyasada bir çöküş bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, kendinizi işte halka arzdan bir hisse senedi almış ve sabırla bunun prim yapmasını bekleyen bir küçük yatırımcı olarak görün. O kağıt gitmiyor ama bunun karşılığında yabancı alımları, ki onlar BIST 30'a gelirler. BIST 100'ü bir miktar bazı hisselerine gelirler. Çünkü onlar açısından likidite çok mühim. BIST 100 gidiyor. Sen yanlış kağıtta kalmışsın. Ne yapacaksın? Satacaksın. Ötekinin peşine takılacaksın. Bu durumda da küçük, likiditesi dar, piyasa kapitalizasyonu küçük şirketlerin hisse senedi değerlemelerinin çok ciddi bir şekilde çöktüğünü görebiliriz. Bu birkaç şirket için geçerli olsa borsa açısından bir sorun yaratmaz. Türkiye açısından da bir sorun yaratmaz. Ama milyonlarca insan bu halka arz senetlerinde bekliyor.
Eğer burada bir kopuş yaşanır, bunların prim yapacağına dair çok güçlü olan kanaat bozulursa bu insanlar satmaya başlar. Ve o zaman borsada çok garip bir durum yaşarız. Yani tepede BIST 30'da primler var. Endeks yukarı çıkıyor ama borsada bir bozgun var. Diyeceksin ki bu bir hayal mahsulü. Başka hiçbir yerde olmamış. Olmamış mı acaba? Hakikaten olmamış mı? S&P 500'ün primlerine bakın bu sene bakalım. Bunların neredeyse %80'i 7 büyük hisse senedinden geliyor. İşte bunlar yeni teknoloji senetleri, FANG dediğimiz hisseler. Artı bir de şimdi bunlara Nvidia eklendi. Diğer S&P şirketleri son birkaç haftaki ralliye kadar hemen hemen hiç prim yapmamışlardı sene başından beri. Dolayısıyla çok dar birkaç hisse senedi ön değerliğinde borsanın çıkması ama genelde borsada hisse tutan yatırımcının para kaybetmesi hiç de olağan dışı bir durum değil. Uyarıyorum herkesi. Uyarıyorum, çok dikkatli olun diyorum. Evet, şimdi gelelim Türkiye ekonomisine. Sevgili arkadaşlar, gerçekten bu yani ben şahsen Fed'in öyle çok çabuk faiz indireceğini düşünmüyorum. Sebepleri de Fed ben faiz indireceğim dediği anda kredi koşulları gevşiyor. Veyahut da insanlar kredi maliyetleri yüksek olsa nasıl olsa seneye daha ucuz olur. Refinansman yaparız diye kredi almaya başlıyorlar. Bu hem şirketler hem bireyler için doğru. Kredileri ne yapıyorlar? Harcıyorlar. Harcamalar artınca ne oluyor? Talep arzın önüne geçiyor. Enflasyon yeniden yükselmeye başlıyor. Amerika'da zaten enflasyonun Fed'i rahatlatacak ölçüde düştüğüne dair kanıt yok. Sizi teknik konularla çok boğmayacağım. Tarım dışı istihdamı geçen hafta konuştuk. Geçen haftaki videoya bir göz atın. Çok güçlü ve Amerika'da istihdam güçlü seyrettiği sürece harcamalar da güçlü olur. Çünkü orada insanlar asgari ücrete çalışmıyor kardeşim. Milletin cebine güzel para koyuyorlar. Onlar da şakır şakır harcıyor. Ve genelde de istihdamda kayda değer bir düşüş olmadan enflasyonun gerilemesi çok zor. İsteyen Wikipedia'da Phillips eğrisi bahsini bir açıp okusun. Evet, ikincisi beklentiler tabii ki. Yani bu Fed'in bir sene içinde yine faizleri sıfıra kadar veyahut da %2-2,5'a kadar düşüreceği beklentisi yayılırsa mali piyasalarda köpük yaşarız. Ve hemen arkasından da çalkantılar gelebilir. Mali piyasaların mesela Amerika'da bireylerin %60'ı hisse senedi portföyü taşıyor. Bunları doğrudan hisse senedi alımıyla taşımıyorlar. Hisse senedi tutan fonlara BES olarak veyahut da başka emeklilik şeyleri imkanları vasıtasıyla ortak olmuşlar. Şimdi tabii oralarda fiyatlar yükseldi. İnsanlar kendilerini zengin hissedip daha fazla harcıyorlar. Çok uzatmayayım. Ben açıkçası Fed'in kendi guvernörlerinin açıklamalarında yer alan 3 faiz indirimi dahi yapacağına emin değilim. 2 faiz indiriminde kalmasını daha makul görüyorum. Ve Fed'in nihai hedefi olan %2,5-3 arasındaki bir Fed Funds faizine inmesini de pek beklemiyorum. 3,5 civarında benim kafam. Nitekim Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası da az çok aynı enflasyon şokuyla mücadele ediyor. Onlar dün hiçbir şekilde sıkı para politikasından vazgeçeceklerine dair bir mesaj vermediler. En son olarak da kendimi tekrarlarken kendiliyorum. Selim bu kısmı kes istiyorsan ya da açıklama yaz altına ihtiyar ne dediğini anlatayım size diye. Parasal sıkılaştırma yalnız faiz arttırarak yapılmaz. Para arzı daraltılarak da doğrudan yapılabilir. Buna bilanço küçültme diyoruz. Fed de Avrupa Merkez Bankası da Bank of England da aktif bir şekilde bilançolarını daraltıyorlar. Dolayısıyla şöyle bir durumla karşılaşmamız söz konusu. Belki Fed gelecek sene 3-4 tane faiz indirir ama kredi faizleri düşmez. Mevduat faizleri yükselmeye devam eder. Ama bu teknik bir açıklama. Yani Türkiye'nin şu andaki durumunu etkileyecek bir şey değil. Bence Türkiye önümüzdeki 2-3 ay boyunca çok ciddi bir şekilde dış borçlanma yapacak. Bizim hazine özellikle dış borçlanma konusunda uzman. Eminim bayağı bir piyasayı zorlayıp para toplayacaktır. Tabii artık Türk lirasının değer kaybetmeyeceği az çok kesinleştiği için bir süredir bize vaat ettikleri finansmanı sağlamayan Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkelerinde daha cömert davranmasını bekliyorum. Döviz bolluğu arkadaşlar yalnız tabii Türk lirasının değerini yükselten bir şey değil. Aynı zamanda yatırımlarda da kullanılıyor. Türkiye bu istikrar programının doğal sonucu olan ekonomik daralmayı daha az acıyla yaşayabilir. Siz de işinizi kaybetmeden yaşayabilirsiniz. Brent çok daha önemli ve çok daha yakından hissedeceksiniz etkilerini. Yani kış aylarına biz doğal gaz ve Brent geçen seneki gibi artarak girseydi doğal gaza seçim öncesi size zam yapılmak zorunda kalacaktı. Ya da yapılmayıp yine Putin'in kapısında el açacaktık. Bütün bunların hiçbirine gerek kalmadı. Ve insanların ekonomik memnuniyetini ve enflasyon beklentilerini belirleyen en önemli unsurlar işte kira veyahut da diğer ev masrafları, gıda ve enerjiyle bağlantılı harcamalar, ısıtma, aydınlatma ve ulaşım masrafları.
Şimdi bunlardan kiraların zaten yavaşladığını okuyorsunuz hepiniz. Bütün haberlerde yer alıyor. Gıdada bir iyileşme beklemiyorum ama petrol fiyatlarının düşmesi benzin fiyatlarının artmasını da engelleyecektir. Mazot, benzin, doğalgaz fiyatlarının ve doğalgaz faturalarınızın artmasını etkileyecektir. Bu yüzden de kendinizi biraz daha rahat hissedeceksiniz. Özellikle yılbaşı zamlarını aldıktan sonra. Tabii şöyle bir şey var. Yani bütün ekonomistler biliyor. Yılbaşında her şeye, bütün gelirlere zam yapılacak. O da hemen harcanıp enflasyona dönüşecek. Bu yine olacak. Ama petrolden gelen dezenflasyon etkisini göz önünde bulundurursanız enflasyonun mesela 70-72'lerde zirve yapmasını bekliyorduk. Belki şimdi 68'lere falan çekeceğiz bunu. Ben daha önce de söyledim. Bizim 2024 ortalama enflasyon tahminimiz %50 civarındaydı. Bunu belki %40'lara indireceğiz. Henüz karar vermedik. Evet, bunlar gelen yararlar Fed'den ve Brent petroldeki düşüşten. Bir de siyaset konuşmak istiyorum. Yerel seçimlere değinmek istiyorum. Çünkü yerel seçimler ve AB ile Gümrük Birliği müzakerelerinin yenilenmesi bence Türkiye ekonomisinin kaderini belirleyecek iki olay. Burada sadece bir açılış yapıp eğer fırsat bulursam ya da görevden alınmazsam ya da şeytan beni çağırmazsa gelecek hafta veya yeni yılda biraz daha olayın üstüne gideceğim. Avrupa Birliği muhtemelen Türkiye ile Gümrük Birliği müzakerelerini başlatmayacak. Ama kararı Haziran'a erteleyecek. Yerel seçimlerden sonra bence Erdoğan'ın da Avrupa Birliği'nin de daha esnek bir pazarlık ortamına girdiğini göreceğiz. Ve belki de Avrupa Birliği bize diyecek ki şu koşulları yerine getirin. Biz sene sonunda sizinle yeniden Gümrük Birliği'ni pazarlık edelim. Bunun Türkiye ekonomisinin başına konabilecek en büyük talih kuşu olduğunu vurgulayarak sözümü yerel seçimlere getiriyorum. Arkadaşlar, ben muhalif kimliğimi asla gizlemiyorum. Ve bu seçimlerde de iktidar koalisyonu dışında sol tandanslı bir partiye oy kullanacağım. Ama objektif bir gözlemci olarak ben AKP-MHP ittifakının yerel seçimleri büyük ölçüde olasılıkla kazanacağını düşünüyorum. İstanbul ve Ankara'yı da kazanabilirler. Anketlerde çok gerideler. Ama işte biliyorsunuz yani seçimlerde bazen komik olaylar oluyor, değil mi? Şimdi kimseyi suçlamayalım. Ve hatta İmamoğlu zaten mahkum edilmiş, siyasetten yasaklanabilir. Yani bir şekilde Erdoğan'la Bahçeli büyük kentleri geri alacaklar. Bu demokrasi açısından çok kötü bir şey. Bunu da açıkça söylüyorum. Yani Türkiye artık bir otoriter rejime geçecek. Ama ekonomi açısından ve dış ilişkiler açısından oldukça faydalı. Çünkü eğer Erdoğan'ın izlediği ekonomi programına itiraz gelmezse Mehmet Şimşek ile Gaye Erkan uzun yıllar görevde kalacak demektir. Bu şu ana kadar gayet kademeli ve yavaş yavaş gidilen istikrar programının da hızlanacağı anlamına gelir. Hızlanacağı demek daha fazla çekeceksiniz ama bu acı kısa sürecek. Ondan sonra işlerin hızla iyileştiğini göreceksiniz. Size şöyle söylüyorum. Eğer şu anda düşündüğüm gibi AKP-MHP İstanbul ve Ankara'yı geri alırsa ve diğer bazı büyük kentleri IMF'nin bile çağrılıp en azından stand-by olmasa bile bir danışmanlık anlamında, işbirliği veyahut da fikir paylaşımı anlamında Türkiye'nin ekonomi programına destek olacağı düşüncesi içindeyim. Yine aynı şekilde muhalefetten korkusu kalmayan bir Erdoğan'ın Batı ile ilişkilerimizin düzelmesine yardımcı olacak işte İsveç'in üyeliğinin onaylanması veyahut da AB'nin ve Avrupa Konseyi'nin bizden talep ettiği bazı siyasi koşulların yerine getirilmesine daha esnek olacağı kanaatindeyim. Diyeceksiniz ki bu diplomatik manevraların veyahut da kazanımların piyasalar açısından anlamı ne olur? Şu olur arkadaşlar. Avrupalı, Londralı veyahut da New York'ta yaşayan bir trader eğer ülkesinin Türkiye ile ilişkileri bozuksa yatırım yapmakta tereddüt eder. Etmez demiyor. Yatırım yapmakta tereddüt eder diyor. Bunu Rusya ve Çin örneğinde gördük. Venezuela örneğinde gördük. Şu anda da Türkiye ile AB ilişkileri soğuk, dondurulmuş. Amerika ile limoni. Bu İsveç ve F-16 meselesi yüzünden. Koşulların değişmesi, insanların en azından birbirine gülümseyerek sohbet etmeleri ortamına geçmesi Türkiye'ye gelecek sıcak para miktarını da artıracaktır. Kendimden nefret ettiğim bir yayındı. Yani doğal ortamımda değilim. Ben ruh hali olarak depresif ve genelde konuştuğum her insanı da bunalıma sevk etmeyi seven bir karaktere sahibim. Şimdi gideceğim bir şekilde işte acımı dağıtmak için soğuk bir duş alacağım ve de kafamı duvara vuracağım. Size daha keyifli hafta sonları dilerim.